Gönül Pınarı. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Yaklaşık bir saatlik bir süre var önümüzde. Bu süre içerisinde kendisinden bir konuda özellikle bilgiler almaya çalışacağız. Yine hepinizin merak ettiği bir konuyu sormaya çalışacağız. Ancak soruya geçmeyelim. Her zaman olduğu gibi mikrofonu önce hocamıza bırakalım. Sonrasında yayınımıza devam edelim soruyla. Buyurunuz efendim. Her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de bizi dinleyen dinleyicilerimizin cuma gecelerini, cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın niyazında bulunuyoruz. Ayrıca bizi dinleyenlerin içerisinde hasta olanlar varsa Ankara'yı bir zaman Rabbimizden şifa ihsan etmesini, borçlara eda ihsan etmesini, dertlere deva nasip etmesini, sıkıntıda olanların da feraha çıkmalarını yine Rabbimizden talep ediyor, niyaz ediyoruz. Ayrıca şu anda eceli gelenler varsa Cenab-ı Hak onlara da iman selameti ihsan etsin. Cenab-ı Hak bizlerin de bütün Müslümanların da ahir ve akıbetini hayır eylesin. Son nefeste hepimize de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin. Hocam bugün bir konuyu biraz açıklamanızı istirham edeceğiz. O da hikmet konusu. Şimdi zaman zaman duyuyoruz işte hikmet ehli zatlar diyoruz. Efendim işte hikmet sahibi olmaktan bahsediyoruz. Hikmet müminin kaybolmuş malıdır. Nerede bulsa alsın gibi hadis-i şeriflerden bahsediyoruz. Demek ki bir takım farklı manaları da olabilir hikmet kelimesinin. Bir kere hikmet nedir? Ve anlamı nedir? Bu manaların hepsi geçerli midir? Bu sorunun içerisinde bunları alabilir miyiz? Şimdi Mustafa Bey, sizin de zikrettiğiniz bir o hadis-i şerif var. Hikmet müminin kaybettiği malıdır, nerede bulursa alsın. Evet, hadis-i şerif bu. Ama doğrudan doğruya ne anlarsın? Ne anlarsın? Hikmetten murat nedir? Bilgi midir mesela sadece? Nedir? Yine Kadı Beydavi Hazretleri Nahl Suresindeki 125. ayet-i kerimesinde işte kullarıma hikmet ile ve güzel vaaz ile beni tanıt. Hikmet ile, güzel vaaz ile tanıt. Ve Bakara suresinin 251. ayet-i kerimesine alen Allah-u Teala ona Davud Aleyhisselam'a saltanat ve hikmet verdi. Saltanat anlıyoruz da hikmet de verdi. Hikmet ne? Evet. Şimdi hikmeti tarif ederlerken sözlük anlamı itibariyle hikmet kelimesi peygamberlik ve peygamber efendimizin sünneti anlamı dışında faydalı ilim, edep, ahlak, güzel söz, sır, fıkıh ilmi, ilmi ledünni anlamlarında da kullanılırmış. Sadece bilgi manasında değil demek ki. Değil. Ve mesela şu ifade geçiyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri anlatırken de zikrediyor. Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin Sahab-ı Kiram kitabı var. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin o kitapla beraber Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ikisini birleştirmişler. Sahab-ı Kiram ismiyle de yayınlamışlar. Başka kitaplar da koymuşlar. Risaleler de koymuşlar içerisine. Mesela orada geçerken de bazı ifadeler dikkatli okunduğu zaman çölden, dağdan birisi geliyor Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam huzuruna. O anda iman ediyor. Oturuyor, sohbete katılıyor. Sohbetten ayrılınca hikmet ehli oluyor. Geçiyor bu ifade böyle. Hüseyin Hilmi Efendi'ye de rahmetullahi teala aleyh, yani kendi kitabında da aynı şekilde bu ve benzeri ifadeler geçtiği için sual olarak arz ediliyor. Yani hikmet ehli oluyor Peygamber Efendimiz sohbetine katılanlar, iman nimetiyle şereflenenler. Yani bunlar Resulullah Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam sohbetinden çıktıktan sonra hikmetli söz mü söylemeye başlıyorlar? Buradaki hikmet nedir? Hikmeti niye nedir yani? Bu hikmeti nedir? Cevaben yazılı olarak Eshab-ı Kiram Alimdar Efendilerimiz için hikmet sahibi olurlardı, hikmet ehli olurlardı ifadesinden murat, Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam sohbetinde bulunmakla her ilimde mütehassıs olarak çıkarlarmış. O müthiş bir anlam ama. Her ilimde. Yani oradan Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam huzurundan çıkmak suretiyle stratejik askeri bir mütehassısla karşılaşsa ondan daha iyi strateji biliyor.
mimari konularda karşılaşsa ondan daha iyi biliyor. Eğer uzayla alakalıysa ondan daha iyi biliyor. Eğer anatomiyleyse anatomiyi ondan iyi tanıyor ve biliyor. Diyeceksiniz ki efendim çok ileri gittiniz siz de. Ben ileri gitmedim. İslam alimleri sözünü naklediyorum. Hatta daha da çarpıcı bir misal. Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin bir sözü var. Külli icadım buzur diye. Bir gün özel hizmetinde bulunan Şakir Efendi, Allah rahmet eylesin, akşam yemeğini baş başa yiyorlar. Elektrik lambasını da yakmışlar. O Şakir Efendi diyor ki, efendim siz böyle buyurmuştunuz. Külli icadım buzur. Elektrik de sonradan keşfedildi. Vardı. İnsan keşfetti. Evet. Keşfetti. Ampul sonradan bulundu. Sonradan bulundu. Bu da mı muzur buyuruyorlar? Bizi aydınlatıyor bizi akşamları. Evet buyuruyorlar, bu da muzur. Eğer bu olmasaydı akşam hayat olmazdı. Geceleri insanlar dizi seyredeceğiz diye uykularını kaybetmezler. Sabah namazında güme gitmezdi. Değil mi? Doğru. Gitmezdi. Ve orada kullandıkları bir ifade var. Onu nakletmek için uzattım bu kadar. Eğer çok elzem bir şey olsaydı sahabe-i kiram keşfederdi buyuruyorlar. Şimdi tabii çoğu bizi dinleyenler ya bunlar yine uçuyor galiba falan diye hatırına gelenler olabilir. Altyapı göçükse Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala indindeki kadir ve kıymetini ona ihsan edilenleri bilmeyen insan veyahut da Eshab-ı Kiram Aleyhisselatü Efendimiz'in kavuşlarını kitaplarda hiç olmazsa okuyup biraz hissedemeyen insan böyle söyler. Mesela Adem Aleyhisselam'a Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz Adem'e her şeyi öğrettik. Allemel Adem'e diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Neyi? Fiziği, kimyayı, ondan sonra matematiği, hepsini. Yemeği, içmeyi, ekmeği, biçmeyi. Efendim yani nasıl söylüyorsunuz bunu falan? Nasıl söylüyorsunuz olur mu? Çünkü buyuruyor ki toprağı sürüyordu, buğday ekiyordu. Buğday ne bilsin? Elbise dikiyordu. Elbise de aynı şekilde dikiyordu, dokuyordu da. Şimdi bu toprağı sürmesi lazım. Neyle sürecek? Sabanla. İyi de ben köy çocuğuyum. O saban dediğin ağaçtan yapılır. Sapan değil, saban. Ama o toprağı yaranın ucunda demir var. Demir de toprağın içerisinde. Nasıl çıkaracaksın toprağın içinden o demiri? Nasıl işleyeceksin? Kütleler halinde çıkmıyor ki bu. Kütük halinde çıkmıyor ki toprağın altında bu. Kazdım da efendim işte kocaman bir aynı şekilde demir kütlesi buldum falan. Öyle değil. Toprağın içinde maden olarak. Ayrışması gerekiyor. Ayrışması gerekiyor. Yüksek fırınlar lazım. Öğrettim buyuruyor Cenab-ı Hak. Öğrettik biz buyuruyor. Yani onu ayrıştırıyor. Demiri elde ediyor. Altından para basıyordu. Altın da toprağın içerisinde. Onu da nasıl bulunacağını, nerede bulunacağını özellikle Allah-u Teala bildirdi. Onu da çıkartıyordu. Ondan sonra 11 tabii ki. Pamuktan veyahut da hayvanların aynı şekilde yününden iplik yapmayı ve bu ipliklerden de aynı şekilde dokuma tezgahlarında kumaş dokumasını öğrettik buyuruyor. Ev yapmasını öğrettik. Ondan daha ilerisi Nuh Aleyhisselam gemi yaptı değil mi? Evet. Yapmış işte bütün hayvanlardan birer çift almış. Otur da bir düşün bakayım birer hayvanlardan çift almış diye. Burada fil de var, aslan da var, timsah da var, yılan da var, ceylan da var, zürafa da var. Bak dikkat ederseniz saydığım hayvanların bir kısmı otobur, bir kısmı etobur. 6 ay bu gemide kaldılar buyuruyor. 6 ay bunlar yiyecek. Fil maşallah. Balina da aldıysa 50 tonluk 60 tonluk balina. O da her gün doyacak. Fil de doyacak, aslan da doyacak, ceylan da doyacak, zürafa da doyacak, hepsi doyacak. Ya ne demek istiyorsunuz? İyi de arkadaş, bu gemi nasıl bir gemi ise bunların birer çift aldığı gibi bunların yiyeceklerini de aldı. E'si bu gemi işte kazanı kaynıyordu, buharlı diyenler var. Bazıları da atom enerjisiyle çalışıyor diyor. Atom enerjisiyle. Ve çok büyük olması gerekiyor. Ve çok da büyük olması gerekiyor bunun. Çok da büyük olması gerekiyor. Atom enerjisiyle çalışıyor. Şimdi eğer Nuh Aleyhisselam gemisi atom enerjisiyle çalışıyorsa sen hikaye, teknolojide zirve falan filan hepsi hikaye yani. Çünkü kitaplarda öyle bir ifade var ki hükümdar oturduğu yerde önünde bir küre var. Küreye baktığı zaman bütün ülkesini ve insanları görüyor. Bu bize yabancı değil. Biz bunu anlayabiliyoruz bu asırda. Niye? Bir sürü monitör koruruz. Ankara'ya Cumhurbaşkanı işte o monitörlere bakar ama bir ayda zor dolaşır. İmkansız değil, mümkün. Evet. Ama o baktığı zaman görüyor. Demek ki o teknoloji bundan daha ileride. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullah teala aleyh bu sual olarak da arz ediliyor. Daha önceki zamanlarda bugünkü teknoloji gibi bir teknolojik seviyeye insanlık ulaşmış mı diye.
Cevap, bu ne ki diye cevap veriyorlar. Tabii bu ne ki? Kürede görüyor çünkü. Kürenin içerisinde görüyor. O da teknoloji. Yani Allah-u Teala'nın yarattığı sistemde bu var. Ha biz bulamıyoruz, şey yapamıyoruz. O ayrı bir mesele. O ayrı bir mesele. Mesela, şimdi, buyur. Şey de söyleyeyim de, Evliya-i Kerem mesela, tamam keramet olarak kendilerine verilmiş ama netice itibariyle bir yerden bir yere gidiyor. Gidebiliyor. İnsansız, vasıtasız gidebiliyor. Şeytana bu güç verilmiş, cinlerde var, yapıları müsait. İnsanın yapısı müsait değil, o da gidiyor ama. Ve Belkıs'ın tahtını insan aynı şekilde göz açıp kapayıncaya kadar Yemen'den Kudüs'e getirdi. Cinler dedi ki biz bir saatte getirebiliriz, daha fazla zamanda getiremeyiz dediler. Niye uzattınız şunu soracağım. Oraya geldiniz zaten hocam. Şimdi az önce buyurdunuz ya, Peygamber Efendimizin sohbetinde bulunan, oradan çıkan hikmet sahibi olur. Hı hı. Şimdi hikmet sahibi olur da ne demekmiş, onu da söylediniz. Her ilimde mütehassıs. Biz biliyoruz ki bir ilimde mütehassıs olabilmek için insanın ömür vermesi lazım. Yani yıllarını vermesi lazım. O anlattıklarınızla birleştirince burada bu nasıl oluyordu? Yani bir farklı bir teknik mi vardı da? Vardı. Halen var o. Şey yapamıyorsunuz. Allah-u Teala peygamberlerini seçiyor. Allah-u Teala peygamberleri seçiyor. Yaratırken seçiyor. Yani bizdeki donanımların çok çok hayal bile edemediğimiz donanımlara sahip. Bugün biz teknolojiyle ulaştığımız şeyler var. Nedir? Ben burada oturuyorum bilgisayarın başına. Mesela tam İlmihal Saadet Ebediye kitabı. 1000 sayfa. Kopyalıyorum. Amerika'daki, Japonya'daki birisine saniyeler içerisinde şak diye gönderiyorum. 1000 sayfayı. Yani yükleme yapıyorum. Değil mi? Evet. Onun önüne tak diye aynı şekilde indirebiliyorum. Biz teknolojiyle bir yerden bir yere 10.000 sayfayı bile gönderebiliyoruz. Bu bilgiyi öbür tarafa aktarabiliyoruz. Görüntüler de gönderebiliyoruz. Allah-u Teala peygamberlerine ve onun varislerine bizim bugün teknolojik olarak yapmış olduğumuz bu yüklemeyi kalbe yüklüyor. Karşısındakinin kalbine yüklüyor. Hmm. Mesela İmam-ı Rabbani Kutu Sözleri, ikinci minin yenileyicisi. Bu zat diyor ki Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sohbetinde bir defa bulunmakla mürşidi kamil oluyor. Demin siz dediniz ki mürşidi kamil olabilmek için, çünkü hayatlarını okuyoruz, bir sürü zaman lazım. Tabii, çile çekiyorlar. Çile çekiyor. Bunlarda o yok. Eshab-ı kiramda. Bir saat orada oturuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek nazarlarıyla bütün hücreleri temizleniyor. Ve onun kabiliyeti, kapasitesini ne kadarsa kendi kalbindekini de oraya yükleme yapıyor. Onu alıyor. Alma kapasitesi de var. Hani veren olgun, alan uygunsa buyurmuş kitaplarda. Veren olgun verebiliyor. Alan da uygunsa. Ya bu... Yani kendimizden de misal verebiliriz. Kendimizden derken şimdi dinleyiciler de aa diyecekler. Osman Hoca ile Mustafa Hoca da herhalde galiba bu yükleme işini yapıyor. Yok öyle değil. Biz şimdi yayın yapıyoruz değil mi? Neredeyiz? Evet. İstanbul. Yenibosna'dayız. İstanbul Yenibosna. TGRT FM stüdyolarında yayın yapıyoruz. Bütün mesele mesela İstanbul ve bazı vilayetlerde 93.1. O frekansı yakalayan bunu şak diye alıyor. Veya diğer frekanslarda yayın yaptığımız yerler var. O frekanstaysa şu anda aynı şekilde bizi dinliyor ve alıyor. Aynında alıyor. Halbuki kilometrelerce mesafe var. İstanbul'daki hadi yakın duyurursunuz. Hey falan bir bağırırız. Onlar duyarlar bizim yaptığımız şeyi. Yani şu Yenibosna falan duyar yani. Binanın içi bile duymaz ya neyse. Neyse çok bağırdık diye. Ama Van'daki de. Canım Van'daki de. Bir zamanlar bizim bir reklamımız var TGRT FM olarak. Şimdilik dünya dinliyor diye birisi telefon açtı. Dedi hocam dedi evet dedi şimdilik dünya dinliyor ama biz Kars'ta dinleyemiyoruz demişti. Şimdi evet Türkiye'dekiler şey yapıyor da Amerika'daki de Avustralya'daki de bilgisayar vasıtasıyla aynı anda o da dinliyor. Değil mi? Evet. Buydu vasıtası İnternet, da dinliyor. İnternetten dinliyor. O da dinliyor. Dolayısıyla peygamberler huzurlarında bulunanlar olduğu gibi uzaktakine de yükleme yapıyor. Yapıyorsun işte sen TGRT FM olarak o frekansa girdi mi yükleme yapıyorsun, karşı tarafa bilgiyi aktarıyorsun işte, dinliyorsun sen onu. Aynı frekansa girdiğin zaman mesele bitiyor. Bütün mesele o frekansı yakalamak. Bu tasavvuf büyükleri dediğimiz zatlar bu frekansla aynı şekilde gelmişler ve bu frekansı da kabiliyeti kapasitesi olanlara yükleme yapmışlar.
Herkes alamamış. Kendisinde olmayınca da inkar edenler de olmuş. Zamanımızdaki zındık ve mezhepsiler de böyle inkar ediyor. Kendilerinde olmayınca yok olmaz öyle şey diyor. Halbuki sende yoksa bende var. Bende olmayan bir şey sende varsa benim inkar etmem abestir, ahmaklıktır. Olmaz o, caiz değil. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sohbetinde bulunmak suretiyle her ilimde kemale geliyorlardı Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendilerimiz. Her ilimde. Efendim miktarları, ha Allah da yaratırken hepsini farklı yaratmış. Hiçbirisi Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu anh hazretlerinde değildi buyuruyor. Çünkü peygamberlerden sonra en üstün oydu. Ama peygamberlerini bile, mesela Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri peygamberlerden sonra insanların en üstünü, ama bir nebiyi, en aşağı derecedeki bir nebiyi anlayacak durumda değil buyuruyor. Niye yaratılırken öyle yaratılmamış? Nebiler resulleri anlayamaz. Resuller ulul azm peygamberleri anlayamaz. Ulul azm peygamberler de Muhammed Aleyhisselam'ı anlayamaz. Bunlar açıkça yazılmış, açıkça bildirilmiş. Dolayısıyla bunların kabiliyeti, kapasitesi farklı farklı. Mesela himmet diye bir kelime geçer. Yani bir kimsenin bir şeyle meşgul olması. Bir büyük zat da talebesinin kabiliyeti, kapasitesi müsaitse, hep ona aynı şekilde bütün işlerini, kalbini, zihnini ona yormuşsa, ona himmet ediyor, yardım ediyor demektir. Bir müddet sonra o talebede, o insanda değişme başlıyor, şekillenme başlıyor. Öyle olmamış olsaydı Baki Billah Hazretleri'nin 3,5 ay içerisindeki sohbetinde İmam Rabbani Hazretleri olmazdı. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri 6 ay Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin sohbetinde Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri olmazdı. Yani kimyaları değişiyordu. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, ben efendi hazretlerim diye bahsediyorlardı onlar. Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri, bir kısmı da efendi baba derlermiş bu zata. Ben hocamı tanımadan önce kendini beğenen kibirli birisiydim buyuruyor. Ama kimyasını değiştiriyor Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri. Ona kalacak olsan Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri celalli bir zat, öfkeli bir zat. Ama Peygamber Efendimiz'i görüp imanla şereflendikten sonra o öfke gayreti dönüşüp oradan adalet zuhur etti. Bir değişiklik oldu. Bir yükleme yapıldı. O yükleme neticesinde değişti. Çünkü Müslüman olmadan önce birisini dövmeye başladığı zaman bırakırmış. Dermiş ki merhamet ettiğim için bırakmıyorum. Yoruldum da onun için bırakırdım. Böyle bir zat halife olduğu zaman huzuruna bir köle geliyor. Diyor ki ya halife diyor, kalk. Benim senin üzerinde hakkım var. Evet diyor, doğru söylüyorsun. Ne istiyorsun? Gömleğim kirli. Benim suyum sabunum falan yok. Bilmiyorum yıkamasını. Buna yıkayıver diyor. Hazreti Ömer Müslüman olmadan önce böyle bir köle gelecek, böyle bir şey söyleyecek. Yaklaşamazdı bile. Haklısın diyor, çıkar gömleğini, ama diyor ben diyor sıcakta duramış, gömleğini ver. Benimki diyor kuruncaya kadar. Yıkıyor, şey yapıyor, kurutuyor, veriyor. O sana helallik istiyor, hakkını helal et diyor. Helal etmezdim ama diyor çok kimsenin hakkı var diyor. Sen garibansın şimdi. Acıdım sana. Şimdi ne değiştirdi onu? Ve İslamiyet değiştirdi işte onu. O kendisine yapılan yükleme değiştirdi. Çünkü Resulullah Efendimiz benden sonra peygamber gelmeyecek, gelseydi Ömer İbn Hattab peygamber olurdu buyuruyor. Yani yaratılışı müsait ona. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri için bütün kemalat kendisinde vardı. Nübüvvet hariç buyuruyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri için bile söyleniyor. Efendim nasıl olur falan. Ya yaratan öyle yaratıyor. Sana mı soracak, bana mı soracak bir arkadaşım be ya. Ressam resim yapıyor falan. Bunu diyor kendime ayırdım. Niye? Sizin bilemediğiniz, göremediğiniz incelikler var diyor. Nasıl olur efendim, o da buna benziyor falan. Benziyor da farkını o biliyor. Tamam. Bir de şey, bu anlattıklarınız afaki şeyler değil. Çünkü bunlar görünen şeyler. Yani Eshab-ı Kiram'dan birisi ya da ilk defa Peygamber Efendimiz'in huzuruna giren birisi çıktıktan sonra, az önce de söylediğiniz gibi hocam, kimyası değişerek çıkıyor ve onu orada görüyor herkes. Tabii. Bu böyle olmuştur. Olması lazımdır değil yani. Olduğunu bizzat görüyor herkes. Görüyor. Ondaki değişikliği görüyor yani. Görüyor. O yüklemeyi görüyor. Tezahürlerini görüyor yani. Kendilerinde de yapıldığı için. Tabii. Tamam diyor, buna yükleme oldu. Oldu. Buna yükleme oldu. Değişip çıkıyor yani orada. Tabii. Kimyası değişiyor. Evet. Tamam, ismi Ahmet olarak girdi. Tamam. İsmen Ahmet olarak çıktı ama halet-i ruhiyesi hücrelerine varıncaya kadar tamamen değişti. Öyle çıktı. Evet. Beyni, kalbi hepsi değişti çıktı. Dolayısıyla bunlar hikmet ehli. Hikmet ehli, evet, hikmet söz de söylüyorlar. Ama her ilimde bunlar mütehassıs oluyorlar. Her ilimde. Baktıkları şey, laf olsun diye bakmıyorlar. Mesela zaman zaman İslam ve toplumda da naklediyoruz. Hazreti Ali radıyallahu teala hazretleri duymuşlar ki iki haldeyken ölümden korkmak ahmaklıktır. Olsun, herkes merak ediyor. Hangi haller efendim? Biri ölüm geldiği zaman, diğeri gelmediği zaman buyuruyor. Oturup gülüyorsun, bunu ben de biliyorum. Biliyorsun da o söyleyince jeton düşüyor. Değil mi? Doğru. O söyleyince hakikaten diyorsun ya. Tesir halk ediyor Cenab-ı Hak.
Ve o görerek söylüyor bunu. Birisi ölüm geldiği zaman o iyi biliyor ki takdim olmaz, tehir olmaz buyuruyor Cenab-ı Hak. Ecel geldiyse bitti iş. Gelmediyse ya orada atom bombası patlasa gene bir şey olmaz. Bir şeyler kapatılır bilmem ne olur falan. Bazen mesela 10. kattan düştü bir şey olmadı. Olmaz. Çünkü Allah-u Teala emir veriyor. Melekler geliyor aynı şekilde onu tutuyor. Bir şeye ipe çarpmış, çamaşır ipine takılmış falan filan, geç onları. Yukarıdan 10. kattan düşerken hedefliyor mu? Düşüp gidiyor zaten, aklı başından gitmiştir. Ama Allah-u Teala meleklerine diyor ki onu ipe çarptı bilmem ne yapıyor. Yere indiğinde hiçbir şey de olmuyor. Kalktı yürüdü gitti diyor. Kalktı yürüdü gitti. Ama fiziken mümkün değil. Değil mi? Doğru. Fiziken mümkün değil. Onun için de o tarifin içerisinde bildirilen faydalı ilim, edep, ahlak, güzel söz, sır, fıkıh ilmi, ilmi nedünni, bunların hepsi din ve fen bilgileri. Zaten İslami ilimler nakli ve akli diye ayrılır. Bunların hepsi müminin kaybettiği malıdır. O zaman anlıyorsun. O zaman anlıyorsun. Müminin kaybettiği malıdır. Bunlar nerede bulursa alsın. Ha hikmet. Ha bizim hikmet, bizim mahalledeki o değil yani. O değil. Faydalı ilim, fen bilgisi hepsi aynı şekilde bildiriliyor. Şakik-i Belhi Hazretleri bir gün yolda giderken karşısına bir gayrimüslim çıkar. Ve Şakik-i Belhi Hazretleri'ne der ki, bir kimse kendisine rızık verdiği için Allah-u Teala iman ve ibadet ederse, o kimsenin bu yaptığı yalancılıktır der. Bir kimse kendisine rızık verdiği için Allah-u Teala iman ve ibadet ederse, o kimsenin bu yaptığı yalancılıktır. Şakik-i Belhi Hazretleri bunu da, duyunca yanındakilere, bu kimsenin söylediği sözü bir yere yazın buyurur. O gayrimüslim. Nasıl olur, senin gibi yüksek bir zat benim gibi birinin söylediği sözü kaydeder mi deyince Şakik-i Belhi Hazretleri buyurur ki, evet, biz kim olursa olsun doğruyu söyleyen kimsenin sözünü alır kabul ederiz, zira Peygamber Efendimiz hikmet müminin kaybettiği malıdır, nerede bulursa alsın buyurdu. Peki o gayrimüslim ne dedi? Bir kimse kendisine rızık verdiği için Allah-u Teala iman ve ibadet derse sahtekardır dedi yani. Menfaati icabı. Menfaati icabı, yalancıdır dedi. Şakik-i Belhi Hazretleri hikmet ehli bir zat. Nüfuz etti, dedi doğru. Bu söz doğru. Sahtekardır bu. Menfaati kesildiği zaman tukaka diyecek çünkü. İşte hikmet müminin kaybettiği malıdır, nerede bulursa alsın, Peygamber Efendimiz'in sözüdür buyurdu. Bu sözler karşısında hayrette kalan gayrimüslim, bana İslamiyet'i anlat, ben de Müslüman olacağım. Çünkü senin dinin hak dindir, tevazu ve hakkı kabul etmeyi emretmektedir der ve Müslüman olur. Hikmet ehli olanlar böyle konuşur, böyle bakarlar, böyle bakarlar. Mesela benim dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi İmam-ı Rabbani Kutsun sözleri. Her çirkinlik bir güzellik vardır, o gözle bakılırsa buyuruyor, bir misal veriyor. Zencide beyaz gözükür güzel, zencide beyaz ve güzel gözükür dişleri diyor. Yani bakış açısına bağlı. Aa adama bak simsiyah. Tamam bu doğru. Ne kadar güzel dişleri var. Bu da doğru. Bakış açısına bağlı. Mevlana Celaleddin Hazret talebeleriyle gidiyor. Böyle bir köpek görmüş falan. Köpeğin de ağzı açık kalmış. Aa ne kadar pis şey falan. Dişleri de ne kadar güzelmiş buyuruyor. Bakış açısı önemli. Bakış açısı önemli. Birisi hataya bakar. Hani bu ahlak kitaplarında bir misal verirler. İslam ve toplumda sık sık naklettiğimiz şeyde. İki kişiye yarısına kadar suyla doldurmuş bardağı gösteriyorlar. Birisine diyorlar ki ne görüyorsun? Yarısı boş bir bardak. Öbürsüne de gösteriyorlar. Yarısı dolu bir bardak. Bakış açısı önemli. Evet. Birisi boş tarafını, öbürsü dolu tarafını görür. Hikmet ehli hep Allah-u Teala'nın yarattığı şeylerde güzellikler arar. Hep öyle arar. Hikmetli söylediği gibi hikmetli bakar. Hikmetli bakar. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebi'de sohbet ederlerken buyurunlar ki güzel huyların tamamı 360 adettir. Tamamı güzel huyların. Allah-u Teala bir kulunu sever veya o kuluna merhamet nazarıyla bakmışsa bu 360 güzel huydan bir tanesini o kuluna ihsan eder. O güzel huy da onu cennete götürür. Bir tanesi. Bir tanesi. Tabii o sohbette Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri, tabii o güzel huy onu Allah-u Teala'ya yaklaştırır. Yoksa güzel huyu sebebiyle değil. Evet. Allah-u Teala iman eder, emirleri yapar, yasaklarsa ve o güzel huyu sebebiyle de diğer hata ve kusurlarını Allah-u Teala affeder. Orada Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Hazretleri de var sohbette.
utanarak sıkılarak ya Resulallah bende de var mı bir tane buyuruyorlar. 360'ının tamamı sende var buyuruyorlar. Ben şimdi daha tekerete falan yokken Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Orada Türkiye Gazetesi'nin toplantılar yapıyordu falan. Enver abiler o zaman böyle toplantılarda ben işte arkadaşları yani bu müessede evet maaş alıyor ama bunlar kendi mesleklerini bırakarak gönül rızasıyla şöyle din İslam'a hizmet din diye gelmişler. Ben bu arkadaşların hepsini seviyorum. Ya düşünüyordum ya dedim yani yağmur yumru adamları nasıl sever? Hepimizi nasıl sever? Bu mümkün mü falan diye derdim. Her yani. Tipten adam var yani. Ya tabii her tipten adam var. Sonra kitapları okudukça bu hadis-i şerif de işte faydalı bir kitap var orada geçiyor. Daha önce İslam'ın iç düşmanları adıyla yayınlanmıştı. Evet. Orada geçiyor, orada zikrediliyor. Ha o zaman anladım ki Emir abiler kendinden önce ki hani hem Hüseyin Hilmi Efendi'nin damadı olması ve onun sohbetlerinin devamlı olması sebebiyle hem de kitaplar okuması sebebiyle din büyüklerin buyurduklarını aynen naklediyor. Kendisi de o gözle görüyor. Neyi görüyor? Yani kendi mesleğini bırakmış gelmiş Türkiye Gazetesi'nde ne yaparlık? Ofis boyu iş yapıyor mesele değil mi? Evet. Bir fedakarlıkta bulunmuş. Emel abi o gözle bakıyor. Allah-u Teala buna o 360 güzel huydan bir tane vermiş. Onu görüyor. Diğer hatalarını görmüyor arkadaşlar artık. Mustafa Dogüzel Osmanlı'nın o varsa o güzel huyunu görüyor. Onun için diyor ki ben aşığım derdi. Ya seviyorumdan öbür tarafa aşığım derdi. Ya dedim neremiz aşık yani eğri büğür adamlarız. Ama o gözle görünce, o gözle bakınca, diğer tarafında görmeyince bitiyor. Çünkü İbrahim bin Ethem Hazretleri işte bir genç kendisiyle yolculukta arkadaş olmuş. Bittikten sonra demiş ki efendim demiş istirham etsem benim hata ve kusurlarımı bana anlatır mısınız? Buyuruyor ki evladım ben seni kendime dost edindim. Biz dost edindiğimizde hata ve kusur görmeyiz. Her şey bana güzel gözüküyor buyuruyor. Evet. O tarafa bakmıyor artık. Hocam müsaade ederseniz şimdi kısa bir ara verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı programının ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Başlığımız bugün hikmetti, hikmet sahibi olmaktı. Hocam bununla ilgili bazı bilgiler veriyordu. Son kaldığımız noktada bir şey söylemiştiniz hocam. Orada işte mesela Enver abiden şey vermiştiniz, örnek vermiştiniz. İşte ben işte bu arkadaşlara aşığım, çok seviyorum. Bir de dikkat çeken bir şey var. Onlar bunu söylerken, İşte Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı, Hüseyin'i idare edeyim diye söylemiyorlar. Gerçekten buna inandıkları için veya öyle oldukları için söylüyorlar. Onun için tesirli oluyor galiba söyledikleri şey. Sözüyle yaptığı aynıydı. Söylüyor ama tatbikatta da görüyordun onu. Bir arkadaşın burnu karası uykusunu kaçardı. Gerçekten aynı şekilde o sözünün ne diyorlar? Gereğini. Cessem. Bugün ne diyorlar? Somut mu diyorlar? Şeyini görüyorduk biz. Evet. Gözümüzle görüyorduk. Evet. Yani diyorduk ki tamam. Lafta kalan bir şey değil. Değil. İcraat da var yani. Şimdi var böyle. Aa canım, çiçeğim, hayatım falan. Ulan ertesi gün aynı şekilde. Sırtını diye. Döndükten sonra. Bıçaklıyor. Hadi oradan falan diyor. Bıçaklıyor, öldürüyor. Aşığım, ölüyorum, bitiyorum falan filan. Hepsi hikaye. Bir yazarın birisi dedi ya, dedi bu aşk meselesinde ben anlamadım gitti, yalama olmuş herkes dedi ya. 24 saatte 30 defa aşk değiştiriyor falan, öyle yani. Yani bu aşk falan değil o. Laf da aşk. Laf. Ama Emel abiler hakikaten öyleydi. Evet, evet. Hakikaten öyleydi, inandırıyordu. İnandırıyordu değil yani, yaşayışı ona uygundu. O zaman insanlar inanıyor, yakinen tanıyan. Mutlak onu aynı şekilde. Efendim şimdi öğrenmesi farz veya vacip olan fıkıh bilgilerini öğrenmemek fısıdır, günahtır buyuruyor kitaplarda. İbn-i Abidin de Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitabında buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de namaz kılacak kadar ezberlemek farzdır. Bunu öğrendikten sonra fıkıh bilgilerinden farza ayın olanları öğrenmek Kur'an-ı Kerim'in fazlasını ezberlemekten daha iyidir. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek yani hafız olmak farz kifayedir. İbadetler ve muamelat için lazım olan fıkıh bilgilerini öğrenmek ise farz-ı ayındır. Helalden haramdan 200 bin meseleyi ezberlemek lazımdır. Hanefi mezhebinde 200 bin mesele. Bunların bir kısmı farz-ı ayındır, bir kısmı da farz-ı kifayidir. Herkese işine göre lüzumlu olanlar farz-ı ayın olur. Fakat hepsini öğrenmek Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekten daha iyidir. Tefsir ile vakit geçirmek doğru değildir. Çünkü tefsir ile vaaz ve kıssa öğrenilir. Fıkıh okuyarak helali haramı öğrenmelidir. Allah-u Teala hikmeti övdü.
tefsir alimlerinin çoğu hikmet fıkıhtır dedi. Bir fıkıh alimi bin zahitten daha kıymetlidir. Buyuruyor İbn Abidin Hazretleri. Çok önemli. Çok önemli tabii. İmam-ı Gazali Hazretleri yerlerin göklerin yaratılma sırrını, hikmetini anlatırken gökyüzüne, yıldızlara, aya, güneşe, bunların hareketlerine, doğuş ve batışlarına bir bak. İyi bil ki her yıldızın yaratılmasında, şeklinde, renginde, bulunduğu yere konmasında bin bir hikmet vardır buyurmaktadır. Lüzumsuz değildir. Hani şimdi bunları böyle naklederken zaman zaman İslam ve toplumda da anlatıyorsun. Adamcağızın birisi bir rahatsızlığa yakalanmış. Ama o rahatsızlığa yakalanmadan önce böyle Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında bu sığır cinsi, öküz cinsi hayvanların o şeylerinden, necasetlerinden bilye yapan bir mayıs böceği derler. Onların içinde yaşıyor ve bilye yapıyor. Giriyor, bilye yapıyor. Bilye yapıyor. Bu adamcağız da bir gün oturmuş seyretmiş bunu. Demiş ya bunun ne faydası var ya, bunu niye yarattın demiş bu mayıs böceğini. Ne faydası var demiş. Pislikle uğraşıyor. Pislikle uğraşıyor. Bilye yapıp koyuyor. Bilye. İnsanlara da bir şey yok. Aradan zaman geçiyor, hastalanıyor bu adamcağız. O doktor bu doktor, o eczane bu eczane, o ilaç bu ilaç. Çare bulamıyor. Bir gün karşısına birisi geliyor, bakmış bunun rahatsızlığı, demiş hasta mısın? Hastayım ama demiş çok ilaç kullandım, çok doktora gittim, çaresini bulamadım. Demiş bunun çaresi var. Ya söyle demiş, her çareye başvurdum ben. Mayıs böceğini bilir misin demiş. Bilirim demiş. Onu yutacaksın demiş. Yani bazı midesi bulanmaz değil mi? Ezip de yutacaksın diyor falan. Adam mecburen o hastalıktan kurtulmak için mayıs böceğini yutmuş. Öldürmüş, yutmuş. İyi de olmuş. Aradan zaman geçmiş. Aynı adam gemiyle yolculuk yapıyor. Denizin ortasına fırtına patlamış mı? Gemi ceviz kabuğu gibi bir öyle gidiyor, bir öyle gidiyor. Herkes aman ya Rabbi, imdat ya Resulallah, yardım et ya Rabbi. Bu böyle oturmuş sakin sakin duruyor. Ya sen de dua et. Aa, demiş. Ben demiş onun işine bir defa karıştım. Bana mayıs böceğini yedirtti. Karışır mıyım bir daha demiş. Vardır bir hikmeti demiş, ben karışmıyorum ona. Vardır bir hikmeti, ben ona karışmıyorum. Yani her hadisede İmam-ı Gazali Hazretleri de bizi o tarafa çekiyor. Bir hadise daha var. Allah rahmet eylesin. Enver abiler de anlatırlardı. Şimdi bir hükümdarın bir veziri varmış. Adam safçaymış biraz. Ne yapılırsa müsbet menfi, yani olumlu olumsuz, vardır bir hikmet dermiş. Ya hükümdarın canı sıkılıyor ama temiz ve iş yapan birisi olduğu için de şey yapamıyor. Bir gün bu ikisi beraber, şimdiki gibi değil tabi, ava çıkmışlar. Avda işte avlananların birisinin oku gelmiş, hükümdarın gözüne gözünü çıkarmış. Senki gözünü orada sarmışlar, sarmalamışlar, böyle kapatmışlar falan. Ondan sonra vezir orada gene vardır bunda da bir hikmet deyince zaten göz gittiği için demiş kovdum seni, git demiş hadi. Vitesten atmış artık. Vitesten atmış. Giderken bile diyormuş ki hani beni kovduğunda da hikmet vardır demiş, tamam mı? Neyse oradan çıkmış hükümdar, bakmış eşkıya bunun yolunu kesmiş. Almışlar getirmişler eşkıya başının yanına. Eşkıya başı da işte şu işim olursa bir insan kurbanı diyeceğim. İnsan kurbanı edilmez ya. Hikaye bu ya. Ondan sonra demişler reis getirdik. Demiş kesin. Tam kesecekler. Bakmışlar ki gözünün birisi görmüyor. Kapalı. Reis demiş ya. Kör olanın demiş kurban olur mu? Olmaz demiş. Salıverin gitsin demiş, tamam. Salmışlar. O sana böyle sarayına doğru gelirken hükümdar ya demiş ben bizim vezire kızdım ama demiş ya bu da hikmet varmış demiş hakikaten demiş ya. Ayıp ettim ben ona demiş. Gitmiş neyse sarayına gitmiş. Haberler şey yapıyor falan. Arattırıyor buldurup getiriyor. Ya hakkını helal et, kusura bakma diyor. Sana böyle böyle eziyet ettik, şey yaptık. Hakikaten diyor bir hikmet varmış. Diyor ki hükümdarım beni kovmanızda da bir hikmet varmış. Ne gibi diyor. İkimiz beraber yakalansak sen gözden sıyırdın. Ben gidecektim. Dolayısıyla hatta bir hadise daha anlatılır. Adam çölde yaşıyor. Çadırında işte bir eşekleri var, bir horozları var. Bir de köpekleri var. Bir gün bir kurt gelmiş eşeği götürmüş, yemiş. Bakmışlar. Adamcağız demiş ki vardır bunda bir hikmet. Bir gün aynı şekilde bir kurt şey yapıyor, köpek öldürmüş, boğmuşlar. Köpek de gitmiş çadırı koruyacak falan. Bir gün de tilki gelmiş horozu götürmüş. Adamcağız demiş ki çoluğuna çocuğuna vardır bunda da bir hikmet. Neyse o gece yatmışlar. Sabahleyin bir kalkmışlar, etraflarında hiç çadır yok. Bunların eşek gittiği için
köpek öldüğü için, horoz da götürüldüğü için bu çadırda ses seda yok. Gecede karanlık, zifiri karanlık, ay da yok. Hangi çadır tarafında tıkırtı duydularsa eşkıya basmış, onları almış götürmüş. Bunlar aynı şekilde hani merkep gitti, horoz gitti, köpek gitti ama kendileri kurtuldu. Ya evet. Adamcağızın dediği açığa çıkıyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından okuyarak veyahut da bu zatların, Evliya-i Kiram'ın hayatlarını okuyanlar, hani evet %100 Eshab-ı Kiram gibi olmasa, o Evliya gibi olmasa bile bakış açısı değişiyor. Bakış açısı değişiyor. Bir konuda mesela, bir konuda o konuyu bilmiyorsa ben bilmiyorum der. Bu mertliktir. Veya böyle çirkin uygunsuz şeylere bakarken, onlara bakarken herkesin baktığı gibi bakmaz. Çok özür dilerim, hani öküzün trene baktığı gibi derler. Evet. Bu hızlı trenler çıkınca bir tane bir karikatür yayınlandı. Gördüm onu, bilmiyorum. Şimdi öküzleri sıralamışlar. Hızlı tren böyle vıt diye geçince öküzler demişler ki bir zevkimiz vardı, onu da içine ettiniz demişler. Yavaş yavaş peki geçince bakıyorlar. Bakıyorlar. Onu da içine ettiniz demiş. Dolayısıyla baktıkları her şeye ibret nazarıyla bakarlar. Bir hikmeti vardır diye. Bir hikmet. Bizim bilemediğimiz, göremediğimiz. Yani hikmet bu anlamda da kullanılmış. Vardır yani. Bir hikmeti. Yani yaratılış gayesinde veya o kimsenin aynı şekilde başına gelecek herhangi bir şeyde onun koruması konusunda. Yani bir hikmeti vardır. Hatta Evliya-i Kiram'dan bir zat ev yapmaya kalkmış, kendisi yapıyor falan. Çatıyı çıkmış, çatıları şey yaparken düşmüş, kolunu kırmış. Herkes geçmiş olsuna geliyor. Geçmiş olsun gelene herkese helva ikram ediyor. Kendisi gibi evliya olan zat da gelmiş, bakmış. Herkes gidince demiş, hayırdır? Kolun kırıldı ama demiş, çok neşelisin ve herkese helva dağıtıyorsun. Çoktandır demiş, Kur'an-ı Kerim okuyarak, zikir yaparak, geceleri namaz kılarak falan bir dereceyi geçmeye çalışıyordum. Ama geçemedim. Ne zaman kolum kırıldı, o dereceyi bana verdiler. Sevinçliyim diyor. Sevinçliyim. Yani kolun kırılmasında bir hikmet var. Ne yaptı? Daha yüksek bir dereceye aynı şekilde gitti. Dolayısıyla biz bilemeyiz. Biz bilemeyiz. Onun gerisindeki sırrı. Çünkü tarif ederken başında dedi ki hikmet sır anlamında geliyor. Yani meydana gelen o hadiselerdeki esrarı, sırrı, onu bizim bilmemiz mümkün değil. Bizim bilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla hikmet kelimesinin kullanıldığı yere göre birçok anlamı, manası, kısaca hikmet kelimesinin hikmetleri vardır buyurmuşlar. Hikmet kelimesinin hikmetleri vardır. Kullanıldığı yere göre de anlam değiştiriyor mu? Değiştiriyor. Şimdi mesela Ehl-i Sünnet alimlerinin vaazları var, nasihatları var, öğütleri var, Evliya-i Kiram'ın var. Bazen mesela böyle bize tuhaf gelen şeyleri de var. Tuhaf gelen şeyler de var. Allah Allah diyorsun, bunu niye yaptırıyorsun? Mesela Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri evladı Resul olan, zahiri ilimlerde kemale ermiş olan, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin soyundan gelen, Hazreti Hasan radıyallahu anh Hazretleri'nin Efendimiz'in soyundan gelen Taha-i Hakkari Hazretleri'ne taharet taşı tablattırmıştır. Hem alim, hem evladı Resul, hakaret gelir ya bu. Değil mi? Evet. Ama hikmeti sonra meydana çıktı. Çünkü seyitliğin ve ilmin vermiş olduğu kibir ancak öyle kırılırmış. O biliyor. Çünkü kendisinde de vardı o. Delhi'ye gittiği zaman Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin huzuruna onun da eline bir kova, bir ip verdiler. Helal temizlettirdiler. Kime? Bağdat Üniversiteleri rektörüne. Dekan da değil. Rektör mektör demediler. Yani. Rektör mektör demediler. Hatta dediler ki Bağdatlı Halit gelin dediler. İyi dediler. Buyuruyor. Eline bir kova, bir de ip vereyim. Temizlesin Ela'yı. Daha sonra işte 6 ay sonra iş bitince diyorlar ki efendim hikmeti nedir, bunun sebebi nedir? Buyurlar ki biz bir şey yapmadık. Onun zaten her şeyi tamamdı. Ama ilmi kalbinin etrafında bir kibir halesi meydana getirmişti. Biz onu kırmaya çalıştık buyuruyor. Ha, Cenab-ı Hak onlar onu veriyor. Bakıyor bunun hastalığı ne? Kibir. Nasıl telafi edecek? Öyle telafi edecek. Hatta Emen abilerin anlattığı başka bir şey var. Vaktiyle diyelim Osmanlı döneminde bir paşa. Şimdiki gibi değil yani, belli bir yaş sınırı yok. 30 yaşında da paşa oluyor o dönemde. Paşa oluyor. Tabii yetişme şekilleri de çok enteresan. Kabiliyet kapasiteye göre. Ve din ilimlerinde de aynı şekilde altyapıları güçlü yetiştiriliyor. Tabii o yaşa geliyor falan. Ya diyor, iyi de diyor. Benim diyor ahiretim var.
ne yapacağım falan filan derken bir rüya görüyor. Rüyasında hani İslam ve toplumda bir söz nakletmiş. Kabul Ahbar Hazretleri miydi? Bir kimse işte dünyanın batısında, yani cehennemde doğusunda olsa, o anda cehennemi görse, o batıda olan onun ateşine, o ısına dayanamaz diye. Dayanamaz diye. Şimdi rüyasında öyle dağlar gibi ateş. Bunu sürüklüyorlar. Diyorlar ki senin amelin kurtarmaz, cehenneme gideceksin. Rüyada hatırına geliyor. Ama diyor ben daha ölmedim, kurtulabilirim daha. Ha diyorlar, kurtulabilirsin, bir şansın var diyorlar. Ne yapmam lazım peki diyor. Madem ki bu kadarını biliyorsunuz, onu da söyleyin bari. Tamam, ekran değiştiriyorlar. Bu dağı görüyor mu, görüyorsun? İnene eteğine bakıyor. Bak diyor, burada bir dergah var. Burada şöyle bir zat var. O diyor seni tedavi eder. Bu ateşten de kurtulursun. Uyanıyor. Dağın nerede olduğu, o zatın ismini hepsini söylüyorlar. Ya diyor paşalık maşalık diyor. Yani nice cehenneme gittikten sonra ben ne yapayım diyor ya. Gidiyor diyor ki özür dilerim ben diyor, ayrılıyorum. İstifa ediyor. İstifa ediyor. Biniyor altına gidiyor. Oraya geliyor. Tabi paşalıktan geldiği için orada talebeler buyurun falan diyor. Ben diyor işte paşayım diyor yani falan zat. Ha diyorlar evet. Emekli burası. Paşayım. Görüşmek istiyorum falan. Arz edelim diyor, gidiyorlar. O zat yakın paşayla moşayla falan işimiz yok. Diyorlar aa diyor burada paşalık çökmüyor. Ben diyor istifa ettim, paşa değilim şimdi artık falan diyorlar. Gene arz ediyorlar, yok diyorlar falan. Ama diyorlar işte ben böyle böyle bir rüya gördüm falan filan. Arz ediyorlar. Biz ilgilendirmez böyle. Gidemiyor da gözünün önüne geliyor dağlar gibi ateş. Bakıyor her talebenin aynı gibi bir işi var. Bize diyor bana da bir iş. Hocasına arz ediyorlar. Diyor ona işmiş yok. İş de vermiyorlar. Herkese yemek, buna yemek de yok. En sonunda dergahın şeyi dağdan bir pınardan işte hayvan tulumlarıyla su getiriliyor. Ya diyor su taşıyayım bari. Arz ederim. Diyorlar ki tamam ama hayvanla koymayacak. Tulumları omuzuna alacak. Buraya da yumuşak bir şey koymayacak. Senelerce gidiyor oradan su taşıyor. Bir gün yine geliyor, buna daha doğrusu diğer talebelere verildiği gibi yemek verilmiyor. Köpeklere veriliyor, buna verilmiyor. İşte Akşemseddin Hazretleri gibi bu da bir bakmış köpeklere verilen şeyi görünce diyor ki senin yanın diyor orası, yerin orası. Kalkıyor köpeklerin yiyeceklerine şey yapmak üzereyken talebenin birisi koşarak hocamız seni bekliyor diyor. Hiç almamış huzuruna. Allah Allah diyor, ne oldu ki? İçeri geliyor dergahta, o saat diz üstü oturmuş. Gel evlat diyor, geliyor. Otur diyor, diz çöküyor. Yaklaş, yaklaşıyor. Dizlerin dizlerime değsin diyor, dizleri dizlerine değiyor diyor. Evlat diyor, Allah de diyor. Bir Allah diyor, gönlünün üçte biri açılıyor. Bir daha Allah de diyor, bir daha Allah diyor. Gönlünün üçte ikisi açılıyor. Bir daha Allah de diyor, bir daha Allah diyor. Kalp temizleniyor. Tamam evladım, şimdi memlekete dön, bizim yanımıza anlat. Demiş bir dakika. Biz 8-10 senedir buradayız. Bu kadar kolaydı da. Niye ilk geldiğimizde demediniz ya? Niye demediniz ya? O zat diyor ki evlat, bizim elimizde saf berrak tertemiz zemzem suyu var. Allah-u Teala bütün alim ve evliyadan misak alır. Biz bunları temiz kaplara boşaltırız. Vazifemiz o. Bizle bir alakası yok. Kap temizse o boşalt ilhamı geldiğinde tak diye boşaltıveririz. Yükleme kabiliyetleri var. Peki diyor benimki temizlendin az bir parça kaldıydı diyor. Ta ki sen kendini köpeklerle eş tutunca hepsi gitti diyor. Kalbin temizlendi. O kir gitti. O kir, o pislik gitti. Biz de diyor zemzem suyunu doldurduk. Diyor ki efendim bu 8-10 senede diyor benden temizlenen o kir neydi? Evladım buyuruyor, kibirdi. Ya ilaç farklı. Ama o gelen şimdi giderken hikmet ehli oldu gitti. Yükleme yapıldı ve hikmet ehli oldu gitti. Artık onun her sözü ibretlik, her bakışı ibretlik, her bir şey dinlediği zaman o gözle bakar, o gözle dinler. Ve her konuda da mütehassıs. Çünkü bize açılmayan perdeler ona açılıyor artık. İnsana baktığı zaman bütün aynı şekilde hücrelerine varıncaya kadar zahiren ve batınan görüyor. Kalp gözüyle onun kalbinden geçenleri de aynı şekilde okuyabiliyor. Efendim mümkün mü? Mümkün. O kulvara girdiğin zaman mümkün. Hatta mesela efendim ölüyle konuşulur mu? Konuşulur. 93.1 frekansına girdin mi? Tamam. Veyahut da ahiret.com adresine girdin mi? Değil mi? Oraya girdin mi diye görüşülür. Bunlar anormal bir şey değil.
Ama onlar bir şey değil. Hatta Allah-u Teala rahmet eylesin, Emel abiler bir gün böyle anlatıyorlardı. Birisi bir şey sormuştu galiba. Celallendiler. Silsile Aliye büyüklerini anlatıyorlardı. Bu büyükler öyle büyük ki buyurdular. Öyle büyük ki. Yani mezardakilerle olsun. Bırak onu. Ölü ve diri. Herkesin ciğerini bilirler. Ama dönüp bakmazlar buyurdular. İlgilenmezler öyle şeylerle. İlgilenmezler öyle şeylerle. Dolayısıyla öyle bir şey ihsan ediliyor ki, öyle bir şey ihsan ediliyor ki, yani baktığı zaman senin zihninden geçeni, senin kalbinden geçeni okuyor. Ve baktığı zaman senin hangi günah işlediğini de gözünle, kulağınla, elinle, dilinle hepsini aynı şekilde görüyor ve biliyor. Onun için böyle zatlara karşı saf ve berrak olmak lazım. Bir şey söylettiler zaman yaptım efendim, özür dilerim. Çünkü bunun en canlı misali Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendimiz. Öyle biliyorlar ki, öyle biliyorlar ki şeffaf bir kabın içerisinde onun içerisine konan sıvı, pekmez olsun, şurup olsun, su olsun, ne koyarsan şak diye görüyorsun dışarıdan. Peygamberimiz öyle biliyorlar. Onun için bir şey sorduğu zaman kalbi ne varsa onu söylüyor. Çünkü öbür türlü söyleyecek olursa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yalan söylüyorsun diyecek. Ya. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde böyle sahraya çıkıyorlar. İşte bir sofra kuruluyor. Şey yaparken odaya yoldan geçen birisi demişler. Onu da çağırmışlar. Adam sol eliyle şey yapıyor. Peygamber Efendimiz'in de aynı şekilde Muhammed Aleyhisselam olduğunu adam biliyor hinliğine. Sol eliyle yiyor. Sol eliyle yeme. Sağ eliyle ye buyuruyorlar. Benim diyor sağ elim tutmuyor. Yalan söylüyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam inşallah bundan sonra tutmaz buyuruyorlar. Bir daha da kaldıramıyor sağ elini. Ya sen kiminle dans ediyorsun derler yani. Varisleri de böyle. Evliyası da böyle. Evliyası da böyle. Efendim benim gözüm görmüyor. Ya bir anda o anda kalplerinde geliverirse. Bundan sonra görmesin diye. Kapı yuttun oğlu sana. Merhametlerinden ona bakmıyorlar. Artık. Ona bakmıyorlar. Merhametlerinden ona bakmıyorlar. Ama tamam onlar bakmaz ama onların sahibi kim? Allah-u Teala. Değil mi? Çarpar adamı. Çarpar tabii ki. Onun için de mesela İmam-ı Azam Übani Hazretleri talebesi İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri'ne bir nasihat ediyor. Ama bu nasihatlar herkese yapılmıyor. Mesela o nasihatında İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri'ne hitaben ey Yakup, Yakup'muş diğer ismi, ey Yakup, ey Ebu Yusuf, sultana ve mevkisine saygı göster. Bak bu çok önemli. Ben sultan tanımıyorum ya. Olur mu öyle şey ya? Allah-u Teala sultan yaratmış, devlet başkanı yaratmış. Hani onu emr-i maruf yaparsın o ayrı mesele. Ha bu yaptığın iş aynı şekilde İslamiyet'e aykırıdır. Tanımıyorum diyemezsin. Diyemezsin. Yani Allah insanların bir arada yaşaması için lazım olan şeyi Allah-u Teala onun vasıtasıyla yaratıyor. Saygı göster. İlmi bir mesele için seni çağırmadığı zaman yanına gitmekten kaçın. Şimdikiler gibi. Efendim bir kemik yalayıcısı olma diyor. Sakın ha yapma. Ona gidip gelmeyi çoğaltırsan itibar etmez olur. Ha, bu benden bir şey bekliyor diyecek. Sultanın dostları ve yakınları ile buluşma. Tehlikeli. Ağzından bir şey kaçar, tak diye gider. Onlardan uzak durursan şerefin ve merteben yerinde kalır. Onun için ehl-i sünnet alimler buna hep riayet etmişlerdir. İnsanların yalnız sorduklarına cevap ver. Halk ve tüccar arasında da dini ve zaruri bilgiye ait olmayan sözlerden kaçın. Ey esnaf milleti gelin size bir emir maaf yapayım. Denmez öyle. O adam zaten parayı düşünüyor falan. Tamam mı? Zira onlar kötü zanda bulunabilirler ve yaklaşmanı kendilerinden rüşvet almanı atfedebilirler. Adam gene aynı şekilde 3-5 dileniyor bu. Dilenciliğin başka türlüsü derler. Her durumda Allah-u Teala'dan kork. Kötülüklerden korun. Emanete riayet et. Küçük büyük zengin fakir herkese iyilik ve nasihatta bulun. Hiç kimseyi küçük görme. Vakarlı ol ve herkese değer ver. Ziyaretine gelenleri iyi karşıla. Hoca ve üstadlarına hürmet et. Onlara dil uzatma. İnsanlardan daima uzak dur. Allah için gizli halinde ne isen açık durumda da öyle ol buyuruyor. Öyle ol. Çok gülme. Çok gülmek kalbi göldürür. Vakarlı bir şekilde yürü. Salına salına da yürüme. İşlerinde aceleci olma. Konuşurken bağırıp çağırma. Daima sükun ve sükutu tercih et. Nefsini her zaman kontrol et. Ölümü hatırından çıkarma. Hocaların ve kendisinden ilim aldığın zatlar için Allah-u Teala'dan af ve mağfiret dile. Kabirleri, büyük zatları ve mübarek yerleri çokça ziyaret et.
Nefsinin arzularına düşkün kimselere düşüp kalkma. Oyun ve eğlence yerlerine gitme. Seninle istişare etmek isteyen kimseyi dinle. Seni Allah-u Teala'ya yaklaştıracağını bildiğin şeyleri ona söyle. Cimrilikten sakın. Zira herkes cimrileri buğz eder. Onları sevmez. Açgözlülük ve yalancılıktan sakın, güzel huylu ol. İnsanları incitmekten kaçın. Her zaman her yerde temiz elbise giy. Dünya sevgisini içinden at, kalbin temiz olsun. Yolda giderken sağa sola bakma. Daima önüne bakarak yürü. Münazara adabını bilmeyen ve iddiaların delilleriyle ispat etmeyen kimselerle söze girişmekten kaçın. Gel bir aynı şekilde bunu münakaşa edelim. Neyi münakaşa edeceksin arkadaşım ya? Münakaşa mı edilirmiş? Mevki ve makam peşinde koşan halk arasındaki meselelere dalan ve bu surette kendilerine şöhret ve menfaat sağlamak isteyenlerin sözlerine ve aralarına karışma. Kaç asır önce İmam-ı Azam İbni Hazretleri, şimdi düşünüyorum ben bu nasihatları, bugün televizyon gezenleri hatırına getiriyor. Çünkü onlar bu hususta seni haklı bilseler bile sözlerine önem vermezler. Bir cemaat içinde bulunduğun zaman seni saygı ile öne geçirmedikçe kendiliğinden ileri safa geçme. Zalim sultan ve amirlerin yanında bulunma. Belki onlar senin yanında doğru olmayan bir iş yaparlar da onları men edemezsin. Senin sustuğunu görenler onların yaptıklarının hak ve doğru olduğunu sanırlar. İlim meclislerinde hiddet ve şiddet göstermekten sakın. Beni de hayırlı duada unutma. Bu nasihatimi kabul et. Bu nasihat senin ve bütün Müslümanların iyiliği için yapıyorum buyuruyor İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh hazretleri. Şimdi hani diyeceksiniz efendim niye naklettiniz bunu? İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretleri de, İmam Malik de, İmam-ı Şafii de ve bütün hepsi yani konuştuğu zaman da hikmetli söz söylüyor. Kaç asır geçmesine rağmen diyorsun ne kadar doğru. Yani okuyor, insan okuyorlar. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin, bizlerin de ahir ve akıbetini hayır eylesin inşallah. Amin. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.